Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Sizlerle beraber BMW'nin yeni R1250 RT modeli hakkında konuşmaya çalışacağız. Tek bir cümleyle bize özetle derseniz, tamamen tek kişi veya iki kişi veya iki kişi bagajla beraber uzun yol yapabilmek için projelendirilmiş bir motosiklet. Motosikletin ön tarafında hemen bu LED far grubunun altında radar sensörleri var. Adaptif kruvaz kontrolü kullanırken 120 metre önündeki hareketli cisimlerin hangi yöne hareket ettiğini size göre hız farkını ölçebiliyor ve buna göre bu motosikletin hızını sürücünün hiçbir katkısı olmadan ayarlayabiliyor. 30 kilometre ile 160 kilometre saat arasında gazı kullanmadan çok rahat hareket edebiliyorsunuz. Önünüzdeki araçla mesafeyi de istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şerit değiştirdiğinde, önünüz boşaldığında tekrar sizin ayarladığınız hıza otomatikman hızlanarak gelebiliyor. Yavaşlamak için gazı kesiyor ve ABS fren sistemini kullanarak yavaşlamayı da gerçekleştiriyor. Viraja girdiğinizde eğer hızı fazla bulursa fren sistemini devreye sokarak virajı yatma açısına göre bunu hesap ediyor. Virajı en güvenle alabileceğiniz hız seviyesine motosikleti indiriyor. Otoban sürüşünü çok konforlu ve güvenli hale getiriyor diyebiliriz. Tabii buna paralel olarak tasarım hakkında kısaca konuşalım istiyorum. Motosikletin dış tarafının tamamen kapalı olduğunu görüyoruz. Burada esas amaç dik oturma pozisyonuna sahip olan sürücüyü uzun yolda, özellikle uzun yolda hem grenajla hem de ön camla rüzgarın etkilerinden koruyabilmek. Ön camın sağ ve sol tarafında şeffaf hava yönlendiriciler var. Onlarla beraber adeta bir hava cebi oluşturuyor. Aerodinamik yapısından da mutlaka bahsetmemiz lazım. Çok büyük bir ön cama sahip hareketi, yani aerodinamik fonksiyonu patentli. Sol taraftaki LG'in hemen önünden elektrik kumandasıyla yükseltilip alçaltılabiliyor. Yani sürücünün içinde bulunduğu koşullara göre ayarlaması mümkün. Aynı zamanda açısı da değişiyor inip kalkarken ve patentli olmasının en önemli karakteristiklerinden bir tanesi de ön camın hemen altından bir hava girişi var. Bu işte hava akışını dengeleyerek sürücünün en iyi şekilde dış şartlardan korunmasını sağlıyor. Yeni RT'de ön çamurluğun sadece iki parçadan meydana geldiğini görüyoruz. Motosikletin yine ön taraftaki aerodinamisine çok büyük katkıda bulunuyor. İki tane radyatörle soğutması sağlanıyor. Radyatörlerden hava geçtikten sonra iki tane sağda solda hava giriş ve çıkışı olduğunu görüyoruz. Tasarımın ön tarafını oluşturan blok alçak ve geniş. Bunun da en büyük yararı motosikletin oturma yüksekliği 80,5 santimetre. Sürücü yukarıda kalıyor ve görüş açısını fevkalade arttırıyor. İşte motosikletin uzun yol amacına güvenlik açısından çok ciddi katkısı olan özelliklerinden bir tanesi. Aynı otomobillerde olduğu gibi, yani aynı ölçüde olduğunu söylemeye çalışıyorum. Motosikletin bütün fonksiyonlarını kontrol edebildiğiniz dijital bir ekranın yer aldığını görüyoruz. Çapraz mesafesi 27 santimetre. Güneş ışığı dikine bile gelse hiç problemsiz her detayını görebiliyorsunuz motosikletin. Tüm kontrollerini sol elciğin ön tarafındaki halka şeklindeki kumanda düğmesinden yapıyorsunuz. Müthiş bir müzik sistemi var. İki tane saklama alanı var. Hoparlörlerin hemen arkasında, hem sağda hem solda. Motosikletin merkezi kilit sistemiyle kilitlenebiliyor. Anahtarsız çalıştırma özelliği de var. Ama bu sağ taraftaki cep hakkında çok kısa konuşmak istiyorum. Cep telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Şarj etmeniz için içinde bir USB çıkışı var. Ayrıca bu bölme küçük bir vantilatörle havalandırılıyor. Kötü hava koşullarında su geçirmez özelliğe sahip.
25 litrelik bir depo, aynı şekilde sürücünün rüzgardan korunması prensibi dizlerde de devam ediyor. Boxer motorun arkasındaki kaplamalar sürücünün bacaklarına da havanın gelmemesini sağlıyor. Ayrıca sol tarafta 4 tane düğme var, manuel düğme. Bunlar da kısa erişim düğmeleri diyebiliriz. Start stop gibi, ısıtma sistemi, koltuk ve elcik ısıtma sistemi gibi, navigasyon gibi fonksiyonların kısa yoldan kullanımını sağlıyor. Tasarımı konuşuyoruz ama mutlaka çok kısa süspansiyon sisteminden de bahsetmek istiyorum. Çünkü BMW'nin patentli R serisi diğer motosikletlerinde de mevcut olan bir sistem. Ön tarafta buna telelever ismini veriyor BMW. Arka tarafta da paralever ismini veriyor. Ön tarafta aynı otomobillerde olduğu gibi bir salıncak olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yerden gelen yüklerin bu tip motosikletlerde daha rahat karşılanmasını sağlıyor diyebiliriz. Arka tarafta paralever adını verdiğimiz tek koldan oluşan bir sistem var ama sistemin içinden şaft geçiyor ve arka tekerdeki ayna mahrutiyle arka tekeri kumanda ediyor. Yani zincir dişli sistemi değil, şaft sistemine sahip aktarma organları. Ön tarafta 2 adet 320 mm'lik fren diski olduğunu görüyoruz. Arka tarafta da 276 mm'lik tek fren diskine sahip inanılmaz bir duruş gücü sağlıyor yeni RT 1250.